Merhaba arkadaşlar, Hertelden TV'ye hoş geldiniz. Bugün şifa kaynağı bir çorba tarifim var sizlere. Geleneksel bir çorba. Bilmeyeniniz yoktur ama farklı yöntemleri var yapılışının. Bir de benim yöntemimle denemek isterseniz diye paylaşmak istedim. Öncelikle 3,5 su bardağı suyu tencereme alıyorum. Siz kişi sayısına göre bunu arttırabilirsiniz. Soğuk suyu ilave ettik, yani çeşme suyunu ilave ettikten sonra içerisine dolu dolu 1,5 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı da olabilir, sıvı yağ ilave ediyorum. Ve şurada daha önceden yıkayıp kuruttuğum, ya beklettiğim daha doğrusu, yarım Türk kahvesi fincanı pirincim var. Ve diğer taraftan da tuzumu ilave edeceğim. Şöyle 2 çay kaşığı kadar da, hatta bir yarım daha koyayım, evet. 2-2,5 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Sonra tuzunu yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kaynayıp güzelce pirinçlerin pişene kadar arada bir karıştırarak pişireceğim. Evet arkadaşlar, ocakta pirincimiz yumuşarken hemen sosunu hazırlıyoruz çorbamızın. Bunun için ihtiyacım olan malzemeler benim yapmış olduğum ölçüye göre yarım Türk kahvesi fincanına yakın, ama ondan biraz daha, yani yarımdan biraz daha az un, bir adet bütün haliyle yumurtayı kırdım, yarım su bardağı, bu benim bardağım 100 milim alıyor, bu bardak küçük, yarım su bardağı yoğurt ve yarım su bardağı suyum var. Hepsini karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar bunu çırpıyorum. Evet arkadaşlar, pirinçlerimi kontrol ettim, yumuşamış. Şimdi hızlı bir şekilde iyice karıştırmış olduğum karışımımı çorbaya seri bir şekilde karıştırarak ilave ediyorum. Burada kesilmemesi için bu işlem önemli. Sürekli hızlı bir şekilde karıştırın. Şimdi çorbamızı ara ara karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, çorbamız pişti. Onu kenarıya aldım. Hemen hemen servise hazır. Şimdi bir dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağını şöyle bir sos cezvesinin içerisinde eritip içerisine 2 çay kaşığı kadar kuru nane ilave edeceğim. Ve ikisini hafiften kavurup sonra tamamen tenceredeki çorbanızın üzerine de ilave edebilirsiniz. Ama ben görsellik açısından sofrada servis etmeyi daha çok seviyorum. O yüzden servisini o şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar, çorbamızı servis tabağına aldım. Şimdi kızdırmış olduğum tereyağlı naneden üzerine gezdiriyorum. Ve yayla çorbamız afiyetle yemeğe hazır. Yöresel olarak ismi değişiyor. Yoğurt çorbası olarak da karşınıza çıkabilir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.